Hoş geldiniz. Bugün farklı bir konu yine her zamanki gibi. Bu kez tekneyle yurt dışına çıkış işlemlerinden bahsedeceğiz. Tekneyle yurt dışına çıkabilmeniz için tekne tipinize göre, yani teknenizin bayrağına göre prosedürler biraz farklılık gösteriyor. Eğer bir Türk bayraklı tekneye sahipseniz, sahibi de sizseniz ya da ruhsatta isminiz yazıyorsa transitloğa başvuruyorsunuz. Bunun için biz Bodrum'daki acenteye ruhsatımızı, geçerli olan pasaportumuzu, pasaportumuzla beraber gideceğimiz bölgenin vizesinin de olduğu dokümanı gönderdik. Tabii burada önemli olan bir ayrıntı, gideceğiniz adanın, ki biz Yunan adasına geçeceğiz. Yunan kılavuzu dediğimiz sigortadaki üçüncü şahıs sorumluluğunu içeren, yani 300 bin euroya kadar şu anki geçerli rakamlarla bir teminat isteniyor. Bu teminatınızı sigorta şirketinize söylüyorsunuz. O size yeniden bir zehirlenme yaparak sigorta poliçenizi düzenliyor. Şu ana kadarki kısımların Türkiye'deki çıkışta çok ilgisi yok. Siz Türkiye'den çıkarken ihtiyacınız olan şey geçerli bir pasaport, teknenizin evrakları. Acenteye başvuruyorsunuz. Acente sizin için bir transit log düzenliyor. Düzenlenen transit logla beraber gümrük iskelesine yanaşıyorsunuz. Gümrük iskelesinde acente sizin için gerekli başvuruları yapıyor. Bodrum gümrüğünden bahsedeceğim. Biz acenteye evraklarımızı mesaj yoluyla WhatsApp üzerinden gönderdik. Sağ olsunlar, gerekli bütün çalışmaları yaptılar. Bize de sadece iskeleye yanaşmak kaldı. Ya, lakin şöyle bir şey var. İskele sabah 9.30'a kadar kabul ediyor yurt dışı çıkışı için tekne personelini. Çünkü ondan sonra feribot yanaşıyor. Yunanistan'dan gelen feribotlar. Tabii yolcu yoğunluğu olduğu için sizin işlemleriniz zorlaştırıyor. O yüzden biz bu slotu kaçırdık. Saat 10'daki kısmı kaçırdık. 12'dekini bekleyeceğiz. Personel yemeğe çıkmadan önce iskeleye yanaşacağız. Teknemizi kontrol edecekler. Evraklarımızı kontrol edecekler. Öneri, İngilizce olarak yazılmış bir kaptan atama yazısı, ardından personel listesi yine İngilizce olarak yazılmış. Bunlar size girişte lazım olacak ama buradayken hazırlamakta fayda var. Çıkış işlemlerinizi yapacaksınız. Transit log belgesi düzenlenecek acente size. Güncel fiyatlarla yaklaşık 150 euro gibi bir işlem ücreti var. Ardından iskeleden ayrılacağız. Rodos girişini tekrar sizinle paylaşacağım. Rodos girişi için zaten acenteye, Figen'e evrakları biz gönderdik. Şu an için bir sorun yok. Sadece Madrake Limanı'nda artık eskisi gibi uzun süre konaklamaya izin vermiyorlarmış. Bu kötü haber. Dışarıdaki büyük yat marineye gideceğiz. Onu da çok istemiyoruz. Biz daha çok yaşayan şehri istiyorduk ama bakacağız. Peki Bodrum'daki gümrük nerede? Hemen şu gördüğünüz kalenin arkasında. Şuradaki mendireyi geçiyorsunuz. Bakın şöyle, şu mendireyin hemen arkasında kırmızı fenerin olduğu yerin yanındaki beyaz boşluk gümrük muhafazanın iskelesi. Hemen karşısında mazot iskelesi var. Buraya gelenler için mazotunuzu da oradan alabilirsiniz. Karşısında da gümrük iskelesi. Gümrük iskelesine yanaştığınız anda ufak tefek ihtiyaçlarınız için karaya çıkabiliyorsunuz. Yaklaşık yarım saat, bir saatlik bir işlem sürecek. Bu arada ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Datça burnunu iskelemizde bırakarak şöyle Rodos'a doğru yol alacağız. Fakat problem şu ki bir haftadır dinmeyen 60 knotlara ulaşan yoğun bir rüzgar var. Neredeyse fırtınamsı. Biraz düştü gibi bugün. Bugün beklediğimiz gündü, salı günü. Ama hiç de düşmüş gibi değil. Gelene kadar 40 knotların üzerinde sağanaklar. Ama ortalamada da 27-28 knotlu rüzgarla geldik. Camadan vurduk. Gidişte de bakalım bizi neler bekliyor. Yolculuk esnasında videoları da bölüm bölüm, parça parça ekleyeceğim. Bu videonun amacı Türkiye'den özel teknenizle çıkıp
Rodos Adası'na ya da bir Yunan Adası'na giriş yaparken nelere ihtiyacınız var? Ne tür evraklar? Ne tür prosedürler? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Kaç para harcıyorsunuz? Toplam harcamanız, zorunlu harcamalarınız ne kadar? Keyfi harcamalar tabii ki limitlendirmek mümkün değil. Ama şu ana kadar burada 150 euro harcadık. Üstünü de sizinle bölüm bölüm paylaşacağız. Sanırım videonun sonuna da o tabloyu yerleştiririm. Buraya kadar izleyen arkadaşlar devamı için görüşürüz.